Nasıl başladınız? Değişik bir mesleğiniz ya. Var mıydı? Sesçiydik biz önce taşlı yazıda. Ondan sonra buraya 80 senesinde geldik. Manavlı'yla başladık. Komşu'nun kısmının karşısında. Ondan sonra burayı 83 senesinde aldık. Bakkal'la beraber arşiv yapmaya çalıştık. Şimdi hem köyde hem burada ikisini bir yürütüyoruz. Yani çiftçiliği hem bakkal'la. Peki. Beşli halkıyla köy halkının arasında bir farklılık duyuyor musun yani size karşı? Yok. Bunlar köyden geldi gibi böyle bir alt düşünce var mı desinler? Yok, hiç düşünce yok. Bir şey olmaz da. Çünkü onların hepsi talibandır. Hizmet gelmiş. Evet. Peki, siz genç olarak düşüncenize göre bu Beşli'ler neden göç etti acaba? Sizin de bir fikriniz var mı? Şey duyduğunuz. Vallahi bilmiyorum artık. Ben gibi mecliste mi gitti? Nasıl etti? İş sahası olmadığından herhalde gittiler. Tezgahlarla gitmiş oldu. Peki siz şimdi sermayeniz olsa daha geniş kapsamlı veyahut da değişik bir iş yapmak ister misiniz? Benim bir kadar sermayem olursa gerçekten şu memlekette yanıyorum yapmak isterim. Evet. 84'te 85 sene verildi bize temel atıldı. Komşuyu durdurmayalım oraya. Çoğu dedi ki yapmayın falan buraya ne masraf ediyorum dedi. Hakikaten yaptım yani bayağı da yani memnun da kaldı fazla. Güzel. Şimdi bir genç olarak diyoruz ki 5000'ler var. Şimdi biliyorsunuz gençleri hazırlamak için evvela bir toplumsal yapıya sahip olmamız gerekiyor. Şimdi buna da topluma güven vermek lazım. Evet. Şimdi Besin'de topluma güven, Besin'ler yani yılanı görmeden elini atmaz yani. Evet. O suyu geçeği bildiği zaman her şeyini basar. Doğru. Ama doğruyu görmezse hiç yanaşmaz. Besin'in bu yani kurucu kişiler eğer o işte namuslu, hareketli, dürüst, inandırıcıysa Besin'de şapkasını açar gider. Yani ben de aynıyım. Ama böyle alevere, dalevere çok yoldu. Adıyaman vilayet bizden 70 kilometreyken biz daha sanayiyiz. Biz ön aşamın en gelişmiş, bundan 2000 yıl önden biz de sanayi bir milletiz. Yani bizim aslımız Türkmen. Tamam mı? Biz bu sanayi Asya'dan, Keçe'den getirdik bu hale sonra. Halen de gelişiyoruz. Cahiliz. Hiç imkan olmayan bugün her türlü makineyi kullanabiliyor. Evet. Ya demek ki bir atılım var, bir hareket var. Böyle olduğuna göre şimdi bu şehre o fabrikayı kursak neresine koyacak? Sonra her tarafı bakar. Bir yönden yersiz yere kurulmuş yani. Şimdi evet. Şimdi siz olsanız soruyorum size. Şimdi bir Besli olarak böyle bir teşkilat kursak, vakıf hayatını değerlendirerek bu memlekete bu kap bölgesinden faydalanmak için bir şey versek sırt sırta verip bir vakıf kursak oraya yeniden bir dükkan iş yerleri ev yaparak yeniden bu memlekete kazandırsak belki de diyorum ki bu halk bu yakını gelir. Evet. İkincisi bir de zengin folklorumuz var. Bir folklor teşkilatı kurmak istiyoruz. Evet. Siz de böyle bir teşkilata maddi ve manevi yardımda bulunur musunuz? Bulunurum. Bakarım duruma göre, o günün şartlarına göre bakarım duruma. Yani bulunuyorsa hakikaten yardımcı olur. Zaten bu büyük bir para mevlak tutmaz. Evet. Kişileri yani, bir Besli'nin kültürünü ortaya koyacak. Evet. Yani,